Herkese merhabalar. Bugün yeni bir tarifle yine karşınızdayız. Pizza yapacağız ama tavada pizza yapacağız bugün. Ben şu şekilde şu tavamı kullanacağım ve buna göre malzemelerimi sayacağım. İlk önce malzemelerimizi sayalım. Bir çay kaşığından biraz az tuz, bir çay kaşığı şeker, yarım çay bardağı süt, ılık süt, yarım çay bardağı ılık su, bir tatlı kaşığı sıvı yağ, bir çay kaşığı maya, kuru maya ve unumuzu kullanacağız. İlk önce mayamızı karıştırma kabımıza alalım, bir çay kaşığı. Üzerine ılık sütümüzü, suyumuzu ilave ediyoruz. Biraz karıştırıyoruz eriyene kadar. Şekerimizi de atıyoruz. Mayalanmamıza yardımcı olacak. Evet, eritene kadar karıştıralım bir miktar. 1-2 dakika. Yeterli. Şimdi bir miktar unumuzu katacağız. Evet, sıvı yağımızı atalım arkadaşlar. Tuzumuzu ilave edelim. Daha sonra unumuzdan kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. Hamurumuz toparlanana kadar. Evet, hamurumuz toparlandı. Görüyorsunuz, el yapışmıyor. Tam kıvamında bir hamur. Şimdi yarım saat kapağını kapatıyoruz ve mayalamaya bırakıyoruz. Hamurumuz mayalanırken bir sosumuzu hazırlayalım. Bunun için bir yemek kaşığı salçamızı ilave ediyoruz. Sarımsak var. Bir tane sarımsak rendeledim. Biraz bir suyla açalım salçamızı. İsterseniz domates püresi, domates suyu kullanabilirsiniz. Ben salça kullanacağım ve bir miktar ketçap katacağım. Bir miktar ketçap koyalım şöyle. Şöyle tat versin diye. Tat, renk. Tamam. Sıvı yağımızı koyalım. Bir tatlı kaşığı. Ben baharat olarak sadece kekik kullanıyorum. Siz karabiber, nane, fesleğen kullanabilirsiniz. Şimdi biraz daha açacağız bunu. Yeterli. Kıvamımızı görüyorsunuz. Fırında da pişirebilirsiniz bu hamuru. Ben tavada deneyeceğim. Fırında pişireceksiniz. Biraz daha su koyabilirsiniz sosunuza. Evet, şimdi hamurumuza geçeceğiz. Hamurumuz mayalandı. Bir miktar un serpelim. Şöyle alalım. Evet, tavana göre ben bunu açacağım.
Evet, tavamın boyutunu da gayet ince açtım. Takipçilerimizden ince isteyenler oldu hamuru. Bunu fırında da yapabilirsiniz. Malzemenizi hamurun içerisine kattığınız malzemeyi, un, su vesaire azaltarak ince hamur elde edebilirsiniz. Dediğim gibi bunu fırında da yapabilirsiniz isterseniz. Yağ koymadım tavamın altına. Şimdi sosumdan süreceğim. Ha pardon. Şöyle tavama zarar gelmemesi için ilk önce bir delik açacağım. Çok fazla kabarmaması için. Yeterli. Şöyle tavama koyuyorum. Bu ölçüyle bununla iki tane pizza elde edebilirsiniz. Ben şöyle bir şey yapacağım. Ben de şimdi bunu ilk defa denemiş olacağım. Bundan başka bir tane daha pizza yapacağım bu tavada ve bunu pişirdikten sonra poşete sarıp derin dondurucuya atacağım. 2-3 gün sonra çıkartacağım. Tekrar ısıtacağım. Tadına bakacağım. Ondan sonra size bilgi vereceğim. Şimdi bir miktar kaşarımızdan koyacağım altına ilk önce. Çok fazla koymuyorum kaşar. Üstüne de ilave edeceğim. Daha sonra sebzelerimi çok ince doğradım. Görüyorsunuz. Ocakta pişeceği için. Evet. Biraz mantar. Mantarımı ben ilk önce biraz kavurdum. Yani suyunu salıp kendi içine çekene kadar kısık ateşte kavurdum. Çünkü ocakta pişerken suyunu verir, hamurun üzerine gelir diye. Hamurumuzu yumuşatır. Onun için istemedim o şekilde. Evet, mantarımız da tamam. Şimdi sucuğumuzu koyalım. Evet, şimdi bunun kapağını kapatacağız. Tamamdır. Şimdi kapağını kapatacağız. Çok kısık değil, böyle kısıktan biraz fazla ateşte ben pişireceğim. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz ateşini. Çünkü benim ocağım elektrikli olduğu için ben size gösteremeyeceğim onu. 20 dakika pişene kadar ocakta bırakacağız. Arada sırada kontrol edeceğiz. Zaten kontroller sırasında siz de hamurun kıvamını görmüş olacaksınız. Evet, bakalım pizzamız ne durumda? Pişiyor gayet iyi. Altı kızarmış. Bir 5 dakika daha dursun. Şu kenar kısımları birazcık daha kızarsın. Ondan sonra pizzamızı alacağız. Evet, pizzamız pişti. Şöyle göstereyim. Spatula ile alayım. Şöyle. Görüyorsunuz. İnceliğini. Şöyle arkasını göstereceğim size. Görüyorsunuz. Bu kıvamda olacak. Gayet pişmiş gözüküyor. İnce kıvamda yapmak istiyorsunuz, bu şekilde yapabilirsiniz. Fırında da pişirebilirsiniz. Afiyet olsun arkadaşlar. Bir sonraki lezzetlerde buluşmak dileğiyle, görüşmek üzere. Pizzamızdan bir tane de derin dondurucuya koymak için denemiştim. Hani nasıl olacak diye.
Görüyorsunuz. Gayet iyi. Dışarıya çıkardım. Biraz çözülmesini bekledim. Şimdi tavama koyacağım. Kısık ateşte pişireceğim. Derin dondurucudan çıkardığımız hamurumuzu, pişmiş olan hamurumuzu bu şekilde pişmişti. Birazcık çözündürdük. Daha sonra tavamıza koyduk. Ve tavada ısıttım ben. Görüyorsunuz ısınmış hali. Kahvaltımıza hazır. Acil bir misafiriniz geldiği zaman pratik yapabilirsiniz. İsterseniz siz pişirmeden bu şekilde hazırlayıp sarıp buzluğa atabilirsiniz. Çıkardıktan sonra da pişirebilirsiniz. Tercih sizin. Ben tamamen burada pratik olsun diye göstermek istedim. Afiyet olsun arkadaşlar. Bir sonraki lezzetlerde buluşmak dileğiyle görüşmek üzere. Kanalımıza üye olmayı unutmayın.